Kıbrıs'ı sevdin mi? Sevdim tabii ki. Doktor Fazıl Küçük, meydanın ismi burada. Burada hala Telsim diye görünüyor. Terhis olan askerlerimiz burada. Yalnız direksiyonlar sağda. Elindekini anlat bakalım. Osmanlı zamanı iki Yunan polisini... Geldim yani. Kuzey Kıbrıs'a da gitseniz bu yurt dışı harç pulunu almak zorundasınız. Şu yurt dışı harç pulu dünyanın hiçbir yerinde yok diyecektim. Bir de İran'da varmış bildiğim kadarıyla. Yurt dışı harç pulu hala 150 lira. Zam gelmemiş. Yaklaşık 2 saat bekleyeceğim için anlamsız bir şekilde alkol fiyatlarına bakıyorum. Ve Ercan Havaalanı'na iniş yaptık. Şimdi pasaport kontrolünden, daha doğrusu kimlik kontrolünden geçeceğiz. Kimlik kontrolünden geçtik diyelim. Çünkü sadece kimliğimizi vermemiz yeterliydi. Aslında ben Türkiye'deki havaalanında kendi pasaportuma mühür bastım. Bu sefer de şey dediler, mühür kağıdınızı görün dediler ama mühür kağıdı ben orada almamıştım pasaporta bastırdığım için. Burada bir tane çıkarttırıyorlar böyle. Bunu kaybetmiyorsunuz, dönüşte bunu göstermek zorundasınız. Hatta cezası varmış bunun. Evet, kimliğimiz ve bu şekilde giriyoruz. Biraz giriş de çok komikti açıkçası. KKDC vatandaşları ayrı olarak görünüyordu. İşte diğerleri others diye, demek ki biz others, diğerleriyiz falan. Baktılar orası boşalınca buraya gelin buraya gelin dediler. O şekilde girdik biz de. Bu arada elimde bir tane cep telefonu var. Benimki oysa bu kiminki? Telefonu sahibi bu arkadaşlar. Yanımda yoldaşım Kıbrıs'ta o olacak. Hoş geldin ona da. Tabi bunu da bana taşıttırıyor bu arada. Ağır mı kızım bu? Ağır değil mi? Bence ağır. Ercan Havaalanı'na inen uçakların hepsi Türkiye Havaalanı'ndan kalkan uçaklar. Bilginiz olsun. Tabii ki dünyanın herhangi bir yerinden Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmek istiyorsanız önce Türkiye'den kalkan bir uçağa binmek zorundasınız. Bu arada her şeyi bana verdi bu uzun ya. Bu ne arkadaşım ya? Ercan Havaalanı'ndan Gazi Mağusa, Girne ve Lefkoşa merkeze bu servisleri kullanabiliyorsunuz. Kipas. Bunların şehir içinde de zaten durakları var. Onları da size göstermeye çalışacağım. Burada da bir tane var. Bakın sağ taraftan geliyor burada araç. Dolayısıyla İngiliz usulü buradaki yollar. Önce sağ tarafa bakmanız lazım. Bu garibim de burada bekliyor. Kipas'ın ofisi burada. Evet, güzergahlar ve fiyatları da burada. Şimdi bilgi edineceğiz. Merhaba. Adın neydi bu arada? Taner ben. Merhabalar. Taner hoş geldin. Biz şimdi Lefkoşa merkeze gitmemiz lazım. Evet. Saat 8.24. Kaçta servis bu arada? Şu anda Türkiye'den bir saat yeri olduğumuz için şu an saat 7.25. Şu an saat 7.25 mi? Evet. Tamam, onu da ayarlayalım biz. Bu da kış yaz uygulaması var saatlerde. Tamam. 8.20 geçe aracımız kalkacak. Lefkoşa yani aracımız. Bir 50 dakika sonra filan. Peki. Evet. Fiyatı ne bu arada? Fiyatlarımız 195 lira. İnternet sitemizde bizim uygulamamız var aynı zamanda. Belirli tarihlerde indirimlerimiz oluyor. Biletlerimiz 3 ay geçerli. Geleceğe, yani gelecekteki seferleriniz, eğer uçuşlarınız ile başka bir yolculuğunuz varsa erkenden biletlerinizi alabiliyorsunuz. Tamamdır. Bu şekilde uygulamamızda Kıbas yazdığınızda app'te çıkıyor. Kıbas uygulaması var. Evet, Kıbas uygulaması var. Aynı zamanda web sitemiz de var. Kıbas.org diye. Hani uygulama indirmek istemeyenlere üye olabiliyorsunuz bizim uygulamamıza. Tamamdır. Yolculuklarınızı, seferlerinizi erken dönemde alıp uygun fiyattan yararlanabiliyorsunuz. Peki. Bu çok şekilde. Teşekkürler. Türkiye'yi söylemek istediğin şey var mı? Türkiye'yi seviyoruz. Ben de Türkiye'liğimizden Çanakkale'liyim. Selamlar herkese. Çanakkale'ye de selamlar diyoruz. Peki. Evet. Havaalanından, döviz bürosundan da alabilirsiniz. Burada ederinin biraz daha üstünde, hatta bilginiz olsun. Bu 250 avronun ederi TL ile. Gördüğünüz gibi Ercan Havaalanı'ndaki dış hatların bütün uçakları Türkiye'den gelen giden uçaklar.
Şimdi Lefkoşa terminalindeyiz. Şöyle kallavi güzel bir tost yapmışlar burada. Sağ olsunlar ağır eşyalarımızı koydular da. Bu Özgür manyak. Bir tane video yapmış. Bir ay bulmuş bir yerden ama güzel de yaptı ha. 45 dakikadır bunu yapmasını bekliyoruz. Onu da bir yapsın da hayırlısı yolculuğumuza devam edeceğiz. Tostumu yedim, videomu yapıyorum. Onu da bir paylaşalım. Bu hala sosyal medya şeyini videosunu yapmaya çalışıyor. Hadi Özgür ya, hadi ya, gezeceğiz ya. Bırak şunu artık ya. Haydi Özgür, haydi Özgür, haydi. Şimdi Türkiye'deki askerler terhis olmuşlar. Komutanlar şimdi onları bıraktı. Terhis olan askerlerimiz burada. Şimdi Kıbrıs'ta böyle kırmızı plakalı araçlar var. Evet. Ne oldu ya? Binecek misin? He, kiraladık ya. Yalnız direksiyonlar sağda. Yanlış yerdesin. Kırmızı plakaları görünce biz çok şaşırmıştık. Otobüste binerken Kıbrıslı bir vatandaş şey dedi. Misafir olarak araba kiralayanlara bunları veriyorlarmış. Yani İngiliz usulü olduğu için acemi olan ve yeni gelenlere burada araba kiralamak için kırmızı olanlara veriyorlarmış. Biz hani önemli makam ya da bürokrat falan zannettik ama yok. Yani işi yapamayan, süremeyen burada sürücülere veriyorlarmış. Kıbrıs'ta bilginiz olsun. Hayır ben merak ettiğimden yani Mercedes burada ne kadar alınıyor? O yüzden bir videoda da araba fiyatlarına bir bakalım. Lefkoşa'ya birazdan gireceğiz. Bir sınır kapısı gibi bir şey var burada. Atatürk'ün annesini koymuşlar. Burası Türk Şehitleri Abidesi. Şimdi şehrin girişine girdik sayılır. En başta Atatürk heykeli var. Meydanın ismi burada. Atatürk heykelinin hemen arkasında Girne kapısı bulunmakta. Evet, Kıbrıs'ta bir kıraathaneye oturduk. Buralarda çok meşhur. Bilmem işte, ben bilirim. Ben bilirim. Baba o geldi. Alaya bir çakma getirip ha. Teşekkür ederiz. Türkiye'nin neresi? Gel abi. Gel bak geldin gülüm. Baba, burada ne yazar? Yani Kıbrıs'ta böyle kahveler çok var, kıraathaneler. Ama gerçekten sosyalleşme aracı. Yani çoğunluk erkekler oturuyor, yaşlar diye de ayırmamak lazım yani. Herkes de gelebiliyor. Bak burada mesela ablamız var falan. Günlük sohbetlerini falan çok seviyorlar gerçekten de. Hani bizdeki biraz daha farklı. Bizde çok erkeksi ama burada daha sosyalleşme aracı olarak hani kullanılıyor. Bak ne kadar ilgilendiler. Çaylar da şu anda onlardan. Kıbrıs'ın tarihi Kürşat abiden sorulur. Öyle değil mi Kürşat abi? Canım bak bana bir dört tane subayı geldi. Burada Doktor Fazıl Küçük'ün heykeli var. Burada hala Telsim diye görünüyor. Şimdi ben Doktor Fazıl Küçük'ü bir an unuttum notlarımdan da. Burada kıraathane vardı. Abileri söyledik. Bırakmadılar bizi. Çay ısmarladılar. Bayağı anlatıyorlar. Kıbrıs tarihi orada Kürşat abiden soruluyormuş. Öyle dediler bize. Anlattığını ben bir şey anlamadım. Ama şöyle. Söylediği kadarıyla Doktor Fazıl Küçük 1960 yılında Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda Rum tarafından birisi Cumhurbaşkanı'ydı. O zamanki anlaşmaya göre Cumhurbaşkanı yardımcısı da Türklerden de. İşte ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı o zaman Fazıl Küçük'tü. Onun ileride de müzesi varmış, bize söylediler. Şimdi oraya doğru da gideceğiz. Burası da bir müze. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi Özgür? Bak şu heykellerin aynısını, yani bir benzerini Gürcistan'da görmüştüm. Tiflis'te bunun gibi heykeller çok vardı. Orada bir tane köprü vardı, Barış Köprüsü. Doktor Fazıl Küçük Müzesi'ni Özgür benden önce buldu. Doktor Fazıl Küçük, İsviçre'nin Lozan Üniversitesi'nin tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 1937'de ülkesine gelmiş, ilk klinikliğini açmış. Burada da ilk koyduğu amblemi yerleştirmişler, kendi orijinal yaptırdı. Bu onun çalışma odası. Biz müzeye girdik bu arada. İsviçre'nin Lozan Üniversitesi'nden mezun olduğunu gösteren bazı belgeleri var. Burada da çok güzel bir... İstersen yukarıya da çıkalım. Fazıl Küçük'ün yemek odası bu şekilde. Burada Westminster Hastanesi'nde 78 yaşında aramızdan ayrılacak.
14 Mart 1906 tarihinde Kıbrıs'ta Lefkoşa kazasına bağlı Ortaköy'de kerpiçten yapılmış eski bir çiftlik evinde doğar. Annesi Pembe Hanım... 1970'lerden kalma bir Kıbrıs mutfağı. Fazıl Küçük'ün kurduğu gazetenin burada da müzede yeri var. İbni Sina Sokak. Nasıl? Tarihi Samanbahçe evleri. Hadi bir gezelim şöyle istersen. Geldin ya. Teşekkürler. İstanbul'dan geliyoruz. Hoş geldiniz, sabah geliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. İnşallah kazasız belasız İstanbul'umuz yerindedir. İstanbul'umuz yani yerinde olmaya devam edecek. Bakalım, umuyoruz. Erdoğan akıllı olsaydı şimdi orayı baştan yeni baştan yapardı. Havalarını yaptığı gibi. Değil mi ya? Terörismeni yok etti ama bak Lefkoşa kadar havalar yaptı. Ne yapmadı oraya? On binlerce insanın İslam edecek. İşte depremi dayanıklı evler. Yani ben şahsen şunu söylüyorum, yani bu Erdoğan artık gitmelidir. Kıbrıs'a da... Erdoğan nereye gitmelidir? Anlamadım ben. İstirahata geçsin. İstirahata mı? Peki, geçin. Öyle diyorsunuz. Özgür da şu anda soruyor ama bu Venetian anıtı diye geçiyor. Burada bir cami var. İplik Pazarı Cami. Şöyle sıcacık tutanlardan değil mi bu? 500 liradan 400 TL'ye düşmüş. 100 liralık bir indirim mevcut şu an. İyi hadi ben birkaç tane şöyle çekeyim. Fiyatları da görelim Kıbrıs'ın. 8 euro ya da 250 yazılmış bunlara. 500 ya da 16 euro yazılmış bunlara. Şöyle 400'e var. 400'e var. Geliyorum, tamam. O da oradan çekiyor. Çeken çekene yani. En iyisini ben yapıyorum şu anda. Uzun yol. Kumarcılar Hanı. Kumarcılar Hanı. Evet. Evet. Büyük Han. Bir de buraya bakalım. Şey bu Kıbrıs gazetesi bugünü yazmış da biz gelmeden 4-5 gündür sürekli yağmur yağmış falan, bayağı zarar var, onu göstermiş. Osmanlı döneminin en önemli yapılarından birisi burası, Büyük Han. Osmanlı Devleti tarafından 1571 yılında Kıbrıs'ın fethinden sonra buraya ilk atanan Muzaffer Bey tarafından 1572 yılında burası inşa edilmiş. 68 tane odası ve 10 tane dükkanı var ve gördüğünüz gibi burada da bir asma altı, geniş bir bahçesi var. Gerçekten çok güzel. Kıbrıs'ı sevdin mi? Sevdim tabii ki. Herkes gelsin görsün diyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Selimiye Camii tadilatta ve onun hemen karşısındaki Bedesten Nikolas Kilisesi bu da. Tadilattan dolayı buradan da geniş bir görüntü alamıyoruz. Sanırım en net Selimiye Camii ve Bedesten Nikolas Church'ün böyle bir videosunu alabiliriz. Burası belediye pazarı. Hemen Selimiye Camii'nin karşısında. Buradayım, buradayım. Tamam, geldim yani. Gördüm. Buranın muzu biraz farklı herhalde ya, evet. Şu Kıbrıs patatesi, bir tanesini alsana bir. Bizim Türkiye'deki patatesten farklı bunlar. Yani daha lezzetli olduğu söyleniyor.
Elindekini anlat bakalım. Bu da Kıbrıs'ın. Şimdi biz belediye pazarına geldik. Bu da Kıbrıs'ın özel bir ot diyelim. Biraz sesli. Moleia. Moleia, tamam. Bitkisi. Evet. Temmuz aylarında çıkıyormuş. Bunun kurusunu, şu an kurusu mevcut. Kurusunu pişiriyorlarmış. Yani çoğunluk kuzu etiyle yapılıyormuş. Hani kavurması ıspanağa benzer bir şekilde aslında. Tamam. Bakalım biz de tatacağız, bakacağız nasıl olacak. Tamam, gidelim bir tane tadalım Ozan. O paketi 100 lira değil mi böyle? Evet, bu paket 100 lira. Tamam. Belediye pazarının çıkışı böyle yine eski evler. Dönelim mi buradan, ne dersin? Dönelim. Dönelim istersen. Bence de. Bir tekrar belediye pazarının içine girdik. Ney bu? Hadi söyle bakalım, ne bu? Ben de bilmiyorum. Sorun. Bu arada pazarın şöyle fiyatlarını da bir gösterin. Afrika'ya özgü bir sebzeymiş. Adı iyam. Bizim iyam. Patatese benzer tarzda bir şeymiş. Tamam. BD pazarının içinde şu anda ilerliyoruz. Manav bölümünü geçtik. Biraz da böyle yerlere bakalım dedik. Selimiye Camii'nin olduğu yerdeyiz. Bakın bütün destinasyonlar zaten burada yazıyor sırasıyla. Biz birçoğunu gezdik. Size de böyle bir gösterelim. Tamam tamam, anladık. Sen Aydın havası mı istiyorsun? Evet. Ege yöresi, evet. Daha çok. Hiç anladım bu arada. Ya. Tamam peki. Başka bir şey varsa alacağım o zaman. O da benim var. Sen çal istersen, ufak bir şey daha çekelim hadi. Tamam, o zaman çal söyleyelim istersen. Tamam. Burası da Tarihi İş Bankası binası. Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı'ndan indik ve başkent Lefkoşa'ya geldik. Buraları açık açık göstermeye çalıştık ama sadece tarihi dokularını değil, mesela 74 yaşındaki Salih amcaya da bayağı bir konuştuk. Onunla ayrı bir video yapacağız. O gerçekten de çok misafirperver davrandı. Kıbrıs halkının asıl yüzünü bize gösterdi. Onun dışında evet, benzerliklerimiz de var, farklılıklarımız da. Bu ikisini de unutmamak gerekir yani. Onlar bizim bir parçamız. Biz de onların bir parçasıyız diyebilirim yani. Lefkoşa videosunu şimdilik bitirdik. Buradan Girne'ye geçeceğiz. Daha sonra da Salih amcanın videosunu da mutlaka size göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Salih amca, ben bir şey daha sorabilir miyim? Kıbrıs sence mesela Rum tarafıyla birleşmeli diyor musun mesela? Orada bir oyun var. Ne gerek var bakalım.